Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. DLS 2024'ün ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ümit ederim kanalımızın, Fatih dayımızla efsane oyunumuzun daha bu sabah 2024'ü çıktı gençler. DLS 24 çıktı. Ben de sizler için anında hemen indirdim. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun ikonu bu şekilde gençler. Yine üzerinde Kevin de Bruyne var ve boom dedik, oyun ekranımız geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunumuz bu şekilde açılıyor. Ana ekran bu şekilde olmuş ve boom, karşınızda ana menümüz. Arkadaşlar dayımızla yine haftalık DLS 24 kapışmalar istiyorsanız, yeni oyuncular almamı istiyorsanız süper bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20.000 like bekliyorum sizlerden gençler. Tüm DLS'ciler tüm oyunu indirecekler. Herkes bir like'ları yardırsın. 20.000 like'ı yardırın. Yorumlara da neler hoşunuza gitti? Oyunu indirdiniz mi? Neleri beğendiniz? Neleri beğenmediniz? Tüm tüyolarınızı yazın bakalım yoruma gençler. Oynanışta falan bir şeyler değişmiş mi? Ben de sizlerle bugün şimdi burada inceleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi gençler ana menümüz böyle daha güzel olmuş. Arka plan artık mavi olmuş, hareketli. Solda Kevin'de bir ürün var mesela, burada gücünü falan da gösteriyor. Baya baya hoşuma gitti ana menü gençler. Sonra transferler bölümünden işte yeni kartlarımız gençler. Kartlar da çok daha kaliteli, çok daha güzel gözüken kartlar olmuş gençler geçen yıla göre. Görmüş olduğunuz gibi burada oyuncunun güçleri, müçleri, boyu, ayağı, ülkesi, mevkisi, her şey yazıyor ve ne kadar para olduğu yazıyor altın şeklinde. Şöyle bakarsanız gençler aşağı sağda fiyatı falan yazıyor, ismi falan. Kartlara bayıldım arkadaşlar. Ajanlar aynı duruyor görmüş olduğunuz gibi. Keşif sonuçları da aynı duruyor. Ben takımımızı sıfırladım gençler. Yine teker teker efsanelerimiz, krallarımız her hafta sıra sıra gelecek. Ve sonra gençler evden hemen şöyle kulübüm diyelim. Görmüş olduğunuz gibi stadyumunuzu falan yaptıysanız hiçbir şeyiniz silinmiyor gençler. EAFC'de veya futbolda olduğu gibi oyuncularınız, stadınız, her şeyiniz aynı duruyor. Görmüş olduğunuz gibi bizim stadımız falan da aynı duruyor, stadyumumuz falan gençler. Bastığımız şeyler birkaç, hepsi aynı duruyor, gerisi de aynı duruyor. Burada çok bir şey değişmemiş. Grafikler çok güzelleşmiş, oyun bir level atlamış, o çok hoşuma gitti. Onunla biraz uğraşmışlar. Kartlar falan da hoşuma gitti, ana menü de çok hoşuma gitti. Yine antrenman modları, burada yine dayımızla kapışmalar falan yaparız gençler. Serbest vuruş falan görmüş olduğunuz gibi. Bunlar da yine gümbür gümbür gelir dayımızla. Oyundan çık diyorum. Sonra gençler oyuna yepyeni Dream Draft diye bir özellik eklenmiş ama burada hoşuma gitmeyen gençler 100 TL olması. Yani oyuna draft ekliyorsunuz FIFA'daki gibi, 100 TL ne abi, bir 9.99 falan yapın bari, 10 TL falan olsun. Gençler 100 TL'ye oyuna aynı FIFA'daki gibi draft gelmiş. Bakın geleneksel kupa formatı, kazanırsan bir sonraki tura geçiyorsun ama kaybedersen devam edemiyorsun. Aynı Foot Draft'taki gibi gençler. Üçüncü olursanız 30 elmas var, ikinci olursanız 45 elmas var, birinci olursanız 120 elmas var gençler. Bak iki tane dizilişten birini seçiyorsunuz. Sonra size bir tane yıldız oyuncu veriyor. Bakın 75 dereceli oyuncular ve en az bir yıldız oyuncu seçerek yeni bir takım kur ve büyük ütüler için mücadele. Yani aynı FIFA'daki gibi Foot Draft gibi Dream Draft gelmiş oyuna gençler. Süper beğeni patlaması gelirse bunu sizlerle bir videoda oynarız 100 TL basıp. İki dizilişten birini seçiyorsunuz, size 11 tane oyuncu veriyor ve oradan onunla gençler başka rakiplere karşı oynuyorsunuz. Birinci olursanız 120 elmas alıyorsunuz. Ama koskoca FIFA'da bile 20 TL'ye falan geliyor gençler buna girmesi. Burada 100 TL olması şaka gibi. Burada oyunu kınıyorum. Bir 9.99 falan olabilirdi veya en çok 19.99. Ama 99.99'a 100 TL'ye bunu kimse oynamaz. Evet gençler, Dream Draft bu şekilde. Sonra yine Dream League var. Burası aynı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmemiş görmüş olduğunuz gibi. Turnuvalar, murnuvalar var. Burada yine arkadaşlarınızla oynayıp gösteri maçı yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz maç koduyla. Sonra kariyer aynı şekilde duruyor. Hatta eski kariyerinize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Transfer mücadeleler gençler. Bura güzel olmuş.
Buraya artık haftalık ödüller gelmiş, kariyer ödülleri gelmiş, Dream League Life ödülleri gelmiş. Yani gençler oynayarak çok daha fazla ödül kasabileceksiniz artık. Bakın sezon pası alırsanız haftalık ödülleriniz de orada da olacak. Günlük görevler de orada olacak. Yani sezon pası da aldığınız zaman bir sürü oynayarak altın, jeton, elmas kasabiliyorsunuz. Bu bayağı hoşuma gitti. Yani artık çok daha fazla oynayarak da kasılabiliyor oyunda gençler. Pas bölümü aynı duruyor. Görünüşünde falan bir değişiklik olmamış. Yine herhalde 130 TL'ye normalini alıp bastırabiliyorsunuz gençler. Zaten hemen de basılıyor. Her maçta atlıyor birer tane. 130 TL'ye bak mesela, bu fena değil 130 TL'ye pas, ama draft'ın 100 TL olması şaka gibi gerçekten. Şimdi gençler, benim takımımı görüyorsunuz arkadaşlar, böyle başlayacağız. Her bölüm bir tane dünya starımız gelecek takımımıza. Dayımızla böyle çılgın challenge'larla gelecek. Ve yorumlara yardırın bakalım. İlk bölüm hangi futbolcumuz gelsin? Şimdi sizlerle bir maç yapalım, orayı inceleyelim. Ve gençler, görmüş olduğunuz gibi ben bir tane kariyer maçı başlat dedim. Oy abi, grafikler çok iyi gelişmiş be. Stadyuma bakın arkadaşlar. E-futboldan daha güzel stat atmosferi. Oha. Aves takımını görüyorsunuz. Abi stadyum inanılmaz. Bayraklar, taraftarlar. Benim takımda bu şekilde gençler. Şaplak sitemizi yüklemiştim oyuna. Aynı duruyor. Bu çok güzel. Abi DLC'de bile var lan şu arma yükleme falan. Şaka gibi ya. Ve gençler, düğmelerimiz biraz değişmiş. Oynanış olarak ilk hissiyatım aynı. Oyuncuların görünüşü falan da aynı. Haydi bakalım. Şimdi pasımızı verdik. Şöyle bir gönderiyorum. Touch atışı dedi hakem. Yetiştiremedik orada. Allah 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 Allah. Hocam top alır mıyız? Gençler ben şeyi herhalde kapatmıştım. Şimdi gidiyoruz. Haydi oğlum. Durma oğlum. At çalımını. Vur diyoruz dışarıya. Oğlum o nasıl bir yere atlayıştı la. Adrian gençler, ara geçişlerimiz DLS 20 olarak olmuş ama oynanışta hiç çok bir yenilik görmedim arkadaşlar. Çünkü çok oynuyorduk dayımızda. O yüzden oyuna hakimim. Normal geldi. Grafik olarak da oyuncular... top sağ falan çok bir şey hissedemedim. Stadyumdan çok etkilendim mesela. Şimdi şöyle bir tane patlatıyoruz. Tabi 70'lik oyuncularla hiçbir şey girmiyor baba. Hocamızı gösteriyor. Yedekler medekler gençler. Stadyum grafikleri mükemmel. Onlara bayıldım. Şimdi şöyle bir kafayla vurduk ve ataktayız. Bu sefer gol atalım. Haydi oğlum ilerle, sakin ol, vur şimdi, kaleci kurtarıyor, korner. Abi bir gol şeyi göremedik la. Haydi oğlum şimdi orta geldi, kafayı vurduk, oha. Üstten dışarıya tosatisi bir yanak. Gönşer upuzun gönderdiler, şimdi indir abim diyoruz, topu güzel indirdik. Bir pas daha verdik. Haydi oğlum. Durma oğlum. Bastır gel. Durma gel. Şöyle kaldır topu. Vur şimdi diyeceğim. Ama vurdurmadılar. Pas geldi. Kardeşim gel buraya diyoruz ve topu aldık. Şimdi pasımızı verdik. Bir pas daha. İçeriye doğru giriyoruz. Haydi bakalım. Şutumuzu çektik ve golazo. Robin Kwasnat'tı gençler. O ekranlar... şeyler aynı gibi. Gol sevinçleri falan. O ekranlarda bir yenilik görmedim. Şimdi bastır diyeceğiz. Selamünaleyküm dedik, topu aldık. Pasımızı verdik. Bir pas daha şöyle. Bir pas daha içeriye doğru, çok güzel. Gel oğlum diyoruz. Haydi abicim. Vur aslanım ve gol asso. 33'te atıyor Adrian Grbic. Grbic attı gençler. Ortalık yıkılıyor oraya. Gelmiş olduğunuz gibi tiki taka tiki taka. Boom garbage. 2-0 öne geçiyoruz. Dakikalar 33. Bakalım uzaklardan falan bir yoklayalım, neler yapacağız. Tabii gençler rakip Jordan olduğu için rahatça oynayabiliyoruz. Şimdi topu aldık, dönemedik orada önümüzü be. Bakalım fauller mauller. İndir oğlum. Uff, gördük adamın ayağını hocam. Sarı kart diyor hakem gençler. Hakem animasyonlarımız falan, bacak kırmalar aynı arkadaşlar, yine paramparça ediyor adam. Hadi oğlum vurdurma, topu aldık şimdi. Bir pas daha veriyoruz. Şöyle bir pas daha veriyoruz. Ve haydi oğlum, durma oğlum diyecektim ki durdurdular. Dakikalar 44. Hocam.
Hakem ilk yarı bitmek üzere diyor. Gençler şimdi şöyle bir geliyoruz. Kaldırabilir miyiz topu? Kaldıramadık. Bizde kaldı ama. Bir daha kaldırıyoruz. Şimdi şutumuzu çektirmediler be. İlk yarı bitti gençler. 2-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar maç istatistikleri falan. O buralar güzel. Biraz daha görmüş olduğunuz gibi pas tamamlama falan her şeyi gösteriyor burada gençler. Bayağı güzel olmuş. Oyun ayarlarımız aynı. Buralarda başka bir şey yok gençler. Takım yönetimimiz de bu şekilde görüşüyor görmüş olduğunuz gibi. Rollerimize bakabiliyoruz. Kaptan, penaltıcı falan kim diye. Ve şöyle devam diyelim sizlerle. Haydi bakalım. Bakın alt taraftan açtım tekrar ofansif defansif dengeliği. O da orada duruyor gençler. Yukarıdan yine takımımıza takviye basabiliyoruz. Onlar aynı şekilde duruyorlar. Şimdi şöyle pasımızı verdik. Bakalım oyuna Arda Güler eklendi mi? Onu da bulmaya çalışırız gençler. Pasımızı verdik ama geçmedi be. Geriye doğru döndüler. Bastır oğlum. Selamünaleyküm. Şimdi topu indirdik. Uzaklardan bir yoklayalım mı? Tabii bu oyuncularla çok zor hocam. Bu oyuncularla çok zor. Dakikalar 55. Şimdi kanat değiştirdiler gençler. Uzun bir kafa geldi. Topu alacağız mı? Topu aldık. Pasımızı verdik şimdi. Zıpla oğlum diyorum. Vur abicim. Kaleci kurtardı. Abi adam hareket yaparken can çekişiyor. Tabii 70'lik adam olunca gençler. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yardırın. Siz nasıl yenilikler gördünüz? Tüyolarınızı falan yazın. Neler gördünüz, neler yaptınız? Şimdi şöyle çektik topumuzu. Hocam bizde kalsın. Şutu çektirmediler. Ama düğmeler olarak gençler, joystick falan olarak çok güzel. Yani çok rahat oynanıyor oyun. Zaten sevdiğimiz bir oyundu DLS. Yine artık yenisi çıktığı için dayımızla bol bol gelir. Şimdi geliyoruz. Şöyle bir kaldırdık. Dokun oğlum, yetişemedi be. Kaleci aldı. Dakikalar 71. Haydi beyler. Allah 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 Allah. Kardeşim topu verecek mi? Allah 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 Allah. Top taça çıkıyor. Taç bizim. Şimdi şöyle upuzun gönderiyoruz. Oha. Kafamızı yardı hocam. Gençler alırız topu. Pasımızı verdik. Haydi oğlum. Geçmedi. Selamünaleyküm. Geçmedi. Selamünaleyküm. Alır. Abicim verir misin topu artık? Haydi arkadaşlar. Alın onu. Gençler ben atak diyeceğim takıma. Ofansif beyler. Önde durun. Geliyor top. Evet çok güzel gönderdik ama bizde kalmadı. Dikkat diyoruz. Şöyle alırız. Şöyle pasımızı verdik. Şuradan da pasımızı verdik. Şimdi koş 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 diyeceğiz gençler. Topu aldık. Gidiyoruz gole doğru. Ve golazo. 88'de 3 geliyor. Robin Kwawawasin. 3-0 attı. Tatlı bir gol. Güzel bir gol. Aha oyuncu değiştiriyorlar. Titene. Oyuncu değişiklikleri aynı gençler yine. Hakemlerimiz falan. Yan hakemler. Tüm küçük detaylar var oyunda. Bu çok güzel. Dakikalar 90+1. Acaba dostluk maçına süre falan ayarlama geldi mi ya? Ve maç bitiyor gençler. İşte maç son ekranımız. Vay abi stadyum atmosferi çok güzel. Bayraklar falan şuna bakar mısınız? Mükemmel. Maçın adamı Adrian Grbić seçildi gençler. Evet bu videolar falan da çok güzel. Ve maç sonumuz güzel. Bu şekilde. %89 pas tamamlamışız. %100 top kapma başarısıyla oynamışlar gençler. Biz de aynı. %60 şut isabeti yapmışız. Onların şutu bile yok. Yani tatlı güzel bir maç geçirdik. Ödüllerimiz aynı. Yine reklam izlersek daha fazla alıyoruz. Burada da yine gençler paketlerimiz falan aynı görmüş olduğunuz gibi. Kupalar falan gümbür gümbür devam ediyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi DLS 24 gümbür gümbür çıktı. Aynı geçen yıl olduğu gibi. Geçen yıl herhalde 1 Aralık'ta çıkmıştı. Bugün daha yine 30'unda. Yarın 1 Aralık yine aynı dönemde çıktı. Daha oyun sabah çıktı. Şu an hemen izliyorsunuz. Sizlere yetiştirdim. Daha fazla DLS'ler için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Nasıl buldunuz oyunu yazın yorumlara. Buraya koyduğum videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.